Evet, şimdi biraz örnekle arkadaşlar anlattığımız kısımları pekiştirelim. Birinci örneğe baktığınızda A kümesini vermiş, A fark B'yi vermiş ve birleşimlerini verip B kümesini istemiş arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Bunu şematize ederek arkadaşlar kafanızda canlandırırsanız daha güzel işlem yapmış olursunuz. Önce A ve B iki tane kümem olduğu için Hemen şöyle iki tane kümeyi ne yapıyorum arkadaşlar ben çiziyorum. Peki niye kesiştirdim bunları? Arkadaşlar A fark B ifadesi var. E, A fark B varsa demek ki A ile B kesişmiş ki bunları birbirinden çıkartacağız. O zaman A ve B'yi bu şekilde ne yaptık gösterdik. Şimdi elemanlarını yerleştirelim. A'nın elemanları 1, 2, 3 olacak ama 1 mi burada 2 mi burada yoksa kesişimde var mı bilmiyorum. Şimdi dursun bu. A fark B, A fark B neydi arkadaşlar? A'nın içinden B'yi çıkart, geriye kalanlar A'nındır. O zaman A'nın içinden B'yi geri çıkarttığımda geriye şu kısım kalır arkadaşlar. Şöyle boyayayım bunu. A fark B burasıdır. E A fark B burası ise elemanları hemen yazarım yerine. Bir, şöyle göstereyim. 1 ve 3. E şimdi 1 ve 3 burada gösterdik. Ama bize A kümesini 1, 2, 3 olarak vermiş. He, ne anlıyorum ben buradan? Demek ki şuradaki 2 kesişim kümesinin içindedir. Yani hem A'nındır hem de B'nindir. Peki A birleşim B'yi vermiş. Birleşim neydi arkadaşlar? Kesişimi bir defa yazmak kaydıyla bütün elemanları yazmak demekti. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ise... 1, 2, 3 A kümesinde ise 4 ve 5'te kimdedir? B kümesinde. Ve o zaman biz B kümesini bu şekilde bulmuş olduk. Hangi elemanlardan oluşur? 2, 4 ve 5'ten. Birinci sorumuz arkadaşlar bu şekilde. Yine tekrar edelim. A verildi, A fark B verildiyse iki kümeyi çizerek arkadaşlar rahatlıkla ne yaptık? Yerine yerleştirdik. Evet ikinci sorumuz. Burada A, B, C kümelerinin elemanları verilmiş. Buna göre A ile B'nin kesişimi birleşim. A ile C'nin kesişimini vermiş. Arkadaşlar burada önce A ile B'nin kesişimini bulabilirsiniz. Kesişimleri nasıl buluyorduk? İkisinin ortak elemanları. Hem A'da hem de B'de olan elemanları tik atalım arkadaşlar. A burada var B'de yok. B ikisinde de olduğu için bu kesişimin elemandır. E ikisinde olduğu için kesişim elemanı G ikisinde yok. O zaman A kesişim B'yi arkadaşlar şöyle gösterirsek nedir? Sadece B ve E'dir. Bununla birleştireceğiz. Nereyi birleştireceğiz? A ile C'nin kesişimi. Şimdi A ile C'nin kesişiminde şöyle yeşille tik atalım. A var. A yok. O zaman A değildir. B var. B yok. Değildir. E ikisinde de olduğu için kesişimin elemanıdır. G ikisinde olduğu için bu da kesişimin elemanıdır. O zaman B ve G şeklinde bunu da gösterdik. E birleşim ne demekti? Bunların hepsini ne yap arkadaşlar? Yaz. Ama yalnız ortak olanları bir defa yazmam lazım kümenin içine. E o zaman bizim kümemizin elemanları B, E ve G'dir. Bakın B'den iki tane olduğu için bir tanesini yazdım. B, E, G. Peki biz bunu şematize etseydik nasıl yapabilirdik? Bunu iki farklı yoldan daha yapabiliriz. Birinci yolunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yolumuz A kesişim B, A kesişim C. Ortada birleşim olduğu için bakın dikkat edin. Kesişimi ne yapmış? Birleşimin üzerine dağıtmış. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Bu aslında A kesişim B birleşim C'dir. Peki A kesişim B birleşim C pardon şurası C olacak. O zaman B ile C'yi önce birleştirip sonra A ile kesiştirebilirdim. B ile C'yi birleştirirseniz arkadaşlar ortak olanları bir defa yazmak kaydıyla B vardır, D vardır, E vardır, F vardır. Bakın bunlar B'nin elemanı. C'de aynısı olanlar kimler? Bakın E ve F ortak. O zaman bunu yazmaya gerek yok. C ve G yazdığınız anda B birleşim C'yi de buldunuz. Bunu kiminle kesiştireceğim arkadaşlar? A ile. Peki A ile bunun ortak olanları hangisi? Bakın B, E, G. B, E, G. Biz de zaten az önce B, E, G'yi bulmuştuk. İsterseniz bunu şematize ederek de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok arkadaşlar. İster birincisini ki daha kolaydır. İsterseniz de şunu biliyorsanız ikinciyi kullanarak iki farklı yolla da aynı sonucu bulursunuz. Evet üçüncü soruya baktığımızda bize A kesişim B'yi vermiş. A kesişim C'yi vermiş. Buna göre A kesişim C birleşim B'yi sormuş. Arkadaşlar bunu verdiyse size sizden şunu yapmanızı istiyordur. Kesişimi birleşimin üzerine dağıt. Nasıl dağıtıyorduk? Özellik 4'ü veya 5'i hatırlayın arkadaşlar. E, önce A kesişim C yazıyorduk A kesişim C parantez içinde kimin üzerine dağıtıyorduk birleşimin üzerine parantezi ortasına birleşim yazdık daha sonra A kesişim B yazdık. Peki şimdi dikkat ederseniz elimizde A kesişim C ve A kesişim B var. E bunlar zaten yukarıda yok muydu? Vardı. E, o zaman arkadaşlar bunları ne yapacakmışız? Birleştirecekmişiz. E, birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Ortak olanları bir defa yazarak. E, yazalım o zaman. Bir listemizi açtık. Bakın A ikisinde de var. Bir defa yazdım. B ikisinde de var. Bir defa yazdım. C ikisinde yok, birinde olduğu için yazdım. D sadece A'da var. İkincisi E burada da var. Peki burayı hallettik. Geriye ne kaldı burada? Sadece G kaldı. Bir de F kaldı arkadaşlar. Bu şekilde yazdığınızda A, B, C, D, E, F, G. Bunların nesidir arkadaşlar? Birleşimidir deriz. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bu tarz sorular genelde denemelerde ve çıkmış sorularda bu tarz sorular genelde sorulur. Burada bize taralı yeri ifade eden kömelerin gösterimi sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda şıklardan deneme yanılma ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha rahat ve daha kolay olur. Çünkü şuraya baktığınızda direkt bunu kestirmek zordur. Şimdi biz A şıkkı ile başlayalım. A şıkkında bize K ile L'yi önce kesiştirmemiz istenmiş. K ile L'nin kesişim yeri neresidir? Bakın dikkatli takip edin. Şu tam ortasında kırmızı ile boyadığım yerdir. Buradan Fark M demiş. Yani K ile L'nin kesişiminden M'yi çıkart. Şimdi arkadaşlar bu kesişimin içinde M var mı? Bakın M'nin şurası dahil. E o zaman burada dahil ise ben burayı attığım zaman, bakın şu mavi bölgeyi attığım zaman geriye şu morla taralı alan kalmıyor mu? E Zaten bize bunu istiyor arkadaşlar. Direkt doğru cevabı A olarak bulmuş olduk. Şimdi bu kolay olarak karşımıza çıktı. İsterseniz bir tane de olmayan gösterelim. Örnek veriyorum C şıkkına baktığımda M kümesinden M kümesi belli zaten şu kümenin tamamından. K ile L'nin kesişimi bakın şunu neden C'yi seçtiğimi göstermek istiyorum. İkisi yer değiştirilmiş halde verildi. E, kesişimleri burası. M'den bu kesişimlerini çıkarttığınız zaman bu sefer taralı yeri atıp bize şurayı göstermiş istiyor. Bakın şu mavi bölgeyi göstermemiz istiyor. O zaman C seçeneği değildir. Bu şekilde elerseniz arkadaşlar diğer seçeneklerde olmaz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 5. sorumuz. Arkadaşlar 5. soruda birleşim, kesişim ve kümeleri verdiği zaman aklınıza ve tabi bunların eleman sayıları verildiği zaman aklınıza hemen şu formül gelecek. Hatırlayın. S A birleşim B'nin gösterimi formül olarak nasıldı? S A artı S B eksi S A kesişim B demekti. Şimdi verilenleri yerine yazarsak isteneni buluruz. Birleşimini direkt biliyoruz 28 diye. A kümesini istiyoruz X diyelim. B kümesini 12 diyebiliyoruz. Eksi kesişimlerini de 7 diyebiliyoruz. O zaman arkadaşlar denklemi düzenlerseniz 28 eşittir. Burasının sonucu 5'tir x artı 5 olur. Buradan x'i 23 bulursunuz. Yani A kümesinin eleman sayısı 23'tür. Bir daha söyleyeyim. Önce bunu arkadaşlar şurada baktığınız zaman kesişim, birleşim ve kümeler olduğu zaman aklınıza direkt şu formül gelsin. Formülde yerini yazarak 23 olarak doğru cevabı buluruz. Evet 6. soruya bakalım arkadaşlar. 6. soruda A birleşim B'nin eleman sayısını 12 vermiş. A'nın eleman sayısı 3 tane. B eksi A yani B fark A'nın eleman sayısına eşit ise S A kaçtır? Şimdi önce verilenler A birleşim B, A ve B fark A olduğu için arkadaşlar şöyle bir şematize ederek göstermeye çalışalım. A kümesi B kümesi. Şimdi ne demişti bize hatırlarsanız B fark A. B fark A neydi? B'den A'yı çıkart. B'den A'yı çıkarttığınızda geriye neresi kaldı? Şu taradığım yer. Peki A birleşim B'ye verilmişti. Bir de dikkat edin A kümesi. S A hangisi? Bakın S A şu. He, bak ne anladım yine buradan. A kümesi ile SB e, S B eksi A'yı birleştirdiğimde hepsini bulmuş oldum. E, hepsi neyi ifade ediyordu bize kümelerde? S A birleşim B'yi. O zaman S A birleşim B neye eşit arkadaşlar? E, tabii ki de S A ile Sb eksi a yani b fark a'nın toplamına eşit. E şimdi yerine yazacağız. Birleşimlerine ne biliyoruz? 12 verdi. a ile bunu ayrı ayrı biliyor muyuz? Hayır. Yukarıda bize bir eşitlik verildi. Hemen sb eksi a'ya x derseniz 3x kime eşit olur arkadaşlar? S a'ya yazalım yerine. 3x buna dedik. x de sb fark a'ya dedik. Toplayalım eşit diyelim. 12 eşittir 4 xten buradan x eşittir 3 gelir. Peki bize kim sorulmuş? SA. Biz SA'ya ne demiştik? 3x demiştik. x'in yerine 3 yazarsak doğru cevabı 9 olarak buluruz arkadaşlar. Evet 6. sorumuz. 6. soruda bize ne verilmiş arkadaşlar? A fark B, A kesişim B, B fark A. Şimdi 3'ünün bir arada verildiği durumu şöyle şematize ederek bir bakalım. Şöyle iki küme çizsem, A kümesi ve B kümesi kesişimleri olduğu için şöyle gösteriyorum. A ve B. Önce A fark B'yi gösterelim. A fark B ne demek? A'dan B'yi at. A'nın içinden B'ye attığımda arkadaşlar burası kalır. Peki B fark A ne demekti? B'nin içinden A'yı at. B'nin içinden A'yı atarsam da burası kalmış olacaktır. Bir de ne vardı elimizde? Kesişim. E kesişimde burası olduğuna göre bakın Üçünü de çizdim. Üçü bize neyi ifade ediyor? S, A birleşim B'yi. O zaman ben buradan ne öğrendim? A birleşim B ne demekmiş? S, A fark B. Artı S, B fark A. Artı S, A kesişim B. Bu üçünün toplamı kime eşitmiş? Birleşimlerine. Peki bize birleşimlerini kaç vermiş? Arkadaşlar 26. Şimdi S, A eksi B. SP eksi A, SA kesişim B bunları bulmamız lazım. Şimdi bunları bulurken bize 2 katı, 4 katı, 3 katı şeklinde vermiş. Hatırlayın bunu ters oranda da yapmıştık. 2, 4 ve 3'ün üçün, 3'üne de bölünebilen bir sayı neydi? 12. O zaman hepsini 12'ye eşitlemek için ben bu SA fark B'nin yerine 6X, SA kesişim B'nin yerine 3X... S, B fark A'nın yerine de 4x dersem arkadaşlar hepsini 12x ne yaptım? Eşitledim. Şimdi isterseniz yerlerini yazalım. A fark B'ye ne dedik? 6x. B fark A'ya ne dedik? 4x. Peki A kesişim B'ye ne dedik arkadaşlar? 3x. E bunları toplayıp nereye eşitleyeceğiz? 26'ya toplayalım. 26 eşittir 13 tane x ise buradan arkadaşlar x'i ne bulursunuz? 2. Hemen x'i bulduk. Aslında neyi bulmuş olduk? Ona bakalım arkadaşlar. A fark B'yi 2 bulduysak yerine yazarım. 12 bulmuş oluruz. B fark A'yı yerine 2 yazarım. 8 bulurum. A kesişim B'yi de yerine 2 yazarak arkadaşlar 6 buluruz. Şimdi hepsini bulduk. Ama bize neyi soruyor? S A'yı soruyor arkadaşlar. Hatırlayın şunu söylemiştim size. S A fark B'yi bulmak için SA'dan nereye çıkartırdım arkadaşlar? A kesişim B'ye. Özelliklere baktığınız zaman bu özelliği görecek olursunuz. Şimdi SA fark B'ye biz bulduk. Ne bulduk? 12. SA zaten bunu istiyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Kesişimlerini ne biliyoruz? 6. O zaman eksi 6'yı karşıya artı diye attığınızda A'nın eleman sayısını 18 olarak bulacaksınız. Evet 8. sorumuza baktığımızda bu sefer kesişim A kümesi, B kümesi ve birleşim verildiği için yine hangi formül aklınıza gelmeli? S, A birleşim, B'nin formülü aklımıza gelmeli. Neydi bu? S, A artı, S, B eksi, S, A kesişim, B demekti. Şimdi bunları biliyor olmanız lazım. Hangisini biliyorsunuz? Birleşimlerini bildik. 18. O zaman AB ve kesişimleri hakkında da bir değer bilmemiz gerekiyor. Şimdi kesişim A ve B'yi şu şekilde vermiş. E aynı şekilde bakın. 2 5 3. Hepsi birbirine eşit olacaksa bu paydalarını arkadaşlar bilinmeyenine yukarıdaki pay kısmına diyebilirsiniz. Yani buna 2x, buna 5x Buna da 3x dediğiniz zaman arkadaşlar 2x'i 2'ye bölersem x, 5x'i 5'e bölersem x, 3x'i 3'e bölersem x. Bakın hepsi birbirine eşit oldum. O zaman bilinmeyen olarak verdiğim değerleri altta yazıp x'i bulurum. SA'ya ne demiş olduk? 5x. Artı SP'ye ne demiş olduk? 3x. Eksi Kesişim, kesişimlerini de arkadaşlar 2x dedik. Burayı düzenlerseniz 18 eşittir. 8, 6x, buradan x'i arkadaşlar... 3 olarak buluruz. Peki x'i 3 olarak biliyoruz. Bize ne soruluyor? A fark B soruluyor. Bunun tabi eleman sayısı. Şimdi yine şu formülü bilmemiz lazım. Hatırlayın. S A fark B'nin nasıl arkadaşlar eleman sayısı A'nın eleman sayısından A kesişim B'nin eleman sayısına çıkarttığımızda A fark B'yi bulmuş oluyorduk. E o zaman A'nın eleman sayısını biz biliyor muyuz? Biliyoruz bakın S A'ya 5x dedik. X'i kaç bulduk? 3. Yaz yerine 5 çarpı 3'ten 15. Eksi. Kesişimlerine ne dedik? 2x. X'i kaç bulduk? 3. Yaz yerine 6. E çıkarttığınız zaman S A fark B'yi kaç bulursunuz arkadaşlar? 9.